Evet, Sagalassos'a geldik. Sefer sürpriz olmadan dönüyoruz bu tarafa, değil mi? Kandırmadın beni. Soğuk ama güzel bir sabahtan günaydın herkese. Günaydın. Bugün aslında Bülent'in gecikmiş doğum günü kutlaması gibi bir gezi oluyor ama aslında daha önce şöyle bir buçuk ay önceye gitmek lazım. Ekim ayımız nasıl geçti biz de anlamadık. Çünkü tam böyle erken hasat yapacağımız dönemde zeytinlerimizi önce Bobo hastalandı. Bobo hastayken peşine Bülent düştü, el bileğini kırdı. 5 haftalığına alçıya alındı. Peşinden Bobo 2 defa ameliyat oldu. Ve onların iyileşme süreci bu Ekim ve Kasım ayında devam etti. Doğum gününden birkaç gün önce Bülent'in alçası çıktı. O yüzden o tarihlerde bir yere gidemedik. Bobo da daha tam iyileşmemişti zaten. Şimdi artık pek planladığımız gibi olmadı. Daha böyle küçük günübirlik bir gezimiz olacak. Ama Bülent'in asıl yaş günü gezisi Mayıs ayında. Sürprizleri bekledik. Evet, Mayıs ayında Bülent'in yaş günü gezisi olacak. Bunu saymıyoruz. Mayıs ayında benim yaş günümün ne ilgisi var? Olsun, gecikmiş yaş günü. 6 ay falan. Evet, olsun. Ne yapalım canım? Hava şartları imkan vermedi, hastalıklar imkan vermedi. Önemli olan tamam. Niyet. Evet, şimdi bugün Sagalassos Antik Kenti'ni gezeceğiz. Sagalassos bu civardaki en ihtişamlı, en sağlam kalmış antik kentlerden bir tanesi. Umarım çok soğuk değildir de orada uçmadan güzel çekimler yapabiliriz. Daha sonra da Burdur Arkeoloji Müzesi'ni gezeceğiz. Dönüşte de vaktimiz olursa İnsuyu mağarasını gezeceğiz. Black Friday'den çıkınca mağazalar. Mağaza mı açılmış? Evet, yolda görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Bülent gene her zamanki yol atıştırmalıklarını alıyor. Şimdi planda şöyle bir aksama oldu. Tabii günler kısaldığı için biz erken çıktık yola. Şu anda saat 10.30'a geliyor. Bucağa çıktık ama sıcaklık 2 derece. Sagalassos denizden 1700 metre yükseklikte. Yani burası 2 derece ise oralar şu anda eksi derecelerde. Bu da çekim yapmamıza ve gezmemize biraz mani olacak. O yüzden şimdi bir durduk, kahve içelim. Biraz güneş yükselsin, hava birazcık daha ısınsın. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet, Burdur'un Ağlasun ilçesindeyiz şimdi. Yaklaşık 1200 yaşında bir çınar ağacının altındayım. Bıcık, nasılsın? Arabada yiyecek bir şey var mı? Tatlım benim. Benim yanımdan koşarak geçti, direkt sana geldi. Gövde çapı 2 metre 40 santimmiş.
Bu ağaç 1976 yılında anıt ağaç olarak tescillenmiş. Şu anda da sonbaharın bütün güzel renklerini taşıyor. Aracımızı otoparkta bıraktık. Şimdi antik kente doğru giriş yapacağız. Evet, Sagalassos'a geldik. Burası Burdur'un Ağlasun ilçesi sınırları içinde yer almakta. Akdağ'ın yamaçlarında denizden yaklaşık 1700 metre yükseklikte bir antik kent. Hadi gezelim. Sagalassos, Pisidia'nın en önemli kentlerinden bir tanesi. Hatta en önemlisi de diyebiliriz. Burası hem sırtını bir dağ verdiği için çok korunaklı bir bölgede, aynı zamanda Akdeniz, Antalya kıyılarıyla, yani Pamfilya'yla Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan geçide hakim olduğu için de stratejik anlamda çok önemli bir bölge. Bu antik kent ilk defa 1700'lü yıllarda Fransız bir gezgin tarafından keşfedilmiş. Biraz önce hamam zannettiğimiz yer hamam değilmiş. Asıl hamam burası. Sagalassos 2009 yılında Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınmış. Düzenli olarak yıkanmak, Romalıların gündelik yaşantısının bir parçası olmakla birlikte aynı zamanda buralar sosyalleşme amacıyla da kullanılan yerlermiş. Sagalassos antik kenti, günümüze en sağlam şekilde gelen antik kentlerin başında yer alıyor. Burada bulunan heykeller ve diğer buluntular Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Buradan çıkışta Burdur'a gidip Arkeoloji Müzesi'nde neler bulunmuş onları göreceğiz. Tamam. Ben Aspendos'ta nasıl düşmüştüm bilen? Bir kolumu bir bacağımı kırdım Aspendos'un merdivenlerinde. Yeşim Tibullus kapısından kente giriş yapıyor. Girdim. İmparatorlar şehri olarak değerlendirilen, anılan bu kentte ana yollara yakın olması bu kentin çabuk gelişmesinde de büyük rol oynamış. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Burası kazıdan önceki bölge. Taşlarda eğer ki koyu renkler varsa burası kazı alanının üstünde kalan ve doğanın yıkıcı etkileriyle harap olmuş bölgeler. Bunun alt kısmında bakın şuradaki taşlar daha beyaz. Yani bütün şeylerde bunu görmek mümkün. Beyaz olan yerler kazı alanıyla ortaya çıkartılmış, daha nispeten yeni gün ışığına çıkmış alanlar. O yüzden buralar çok daha sağlam kalmış. Burası Hadrian Çeşmesi. Bir gördüğünüz 8 basamakla bu çeşmeye ulaşılıyor. Hem çeşme olarak işlevsel hem de bir prestij binası burası. Sagalassos'un yegane 2 katlı anıtsal çeşmesi. Özgün yüksekliği 17 metre civarındaymış.
Burası Apollo Clorios tapınağı. Apollo aslında o zamanlar Sagalassos'un en önemli tanrılarından değilmiş ama Augustus'un kendine en yakın bulduğu tanrıymış. İleride kaya mezarları var. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz burası Sagalassos'un en büyük mezarlıklarından birisi olan Batı Nekropolü. Sagalassos'taki yapıların çoğu Roma dönemine ait. Bu kent zaten en parlak dönemini Roma döneminde yaşamış. Burası bir Heron'muş, Kuzeybatı Heron. Bunlar küçük birer tapınak gibi kent halkından hayırsever bir kişiyi onurlandırmak amacıyla yapılıyor. Bu bezemeler yapının bütün etrafını sarıyor. Bunların aynısından Burdur Müzesi'nde de göreceğiz. Aşağıda görmüş olduğunuz bölümde Antoninler Çeşmesi, Sagalassos'un belki de en ünlü yapılarından bir tanesi. Biraz sonra oraya gideceğiz. Sagalassos'un Roma İmparatorluğu'na katılmasıyla kent için refah dolu günler başlamış. Bu da o günlerin anısına yapılmış bir çeşme. Bu çeşme halen aktif bir su kaynağını kullanıyor. Yanlış bilmiyorsam burada bir burası var. Bir de Antoninler Çeşmesi'ndeki su çok özel kullanılıyor. Burası Kütüphane'nin yanındaki evmiş. Yıllar önce burada milattan sonra 500. yılda burada bir yangın çıkmış. Hem kütüphane hem de yanındaki ev hasar görmüş. Fakat burası Sagalassos halkının yaşamıyla ilgili ipuçları verdiği için son derece önemli bir bölüm. Bu yoldan da tiyatro, çömlekçiler mahallesi ve Doğu Nekropolü'ne gidiliyor. Biraz önce Batı Nekropolü'nü görmüştük. Şimdi Doğu Nekropolü'nü de göreceğiz. Çömlekçiler mahallesi diyor, burası seramik açısından çok önemli bir merkezmiş. O ihtişamlı olduğu dönemde. Bu da kenti ayrı bir önemli hale getiriyor. Arkamda görmüş olduğunuz amfiteyatro. Aha, bir tane de tatlı arkadaş girdi şeye, kadraja. Bu amfiteyatro dünyanın en yüksek rakımlı antik kent amfiteyatrosu. Hadi bakalım. Az önceki Dor stili çeşme ve şu an görmüş olduğumuz Antoninler Çeşmesi, dünyadaki bütün antik kentler içinde halen daha suyu akan sayılı çeşmelerdendir. Efsaneye göre bu çeşmeden su içenler aşık oluyor ve güzelleşiyorlarmış. Çeşme alanında yapılan kazılarda 2 adet Dionysos heykeli çıkmış ve bu heykeller Burdur Müzesi'nde sergilenmekteymiş. Milattan sonra 500 yılında yaşanan depremde yıkılan ve toprak altında kalan Antoninler Çeşmesi 7 farklı renkteki taşlarıyla dikkat çekiyor. Nihayet Sagalassos'tan ayrılıyoruz. Fakat
Saat 3:30 yaklaşık 4 saat mi kaldık? 4 saattir buradayız. İşte orayı da çekim yapalım, burayı da çekelim. Aman şurası da çok güzelmiş derken saat oldu 3:30. Şimdi hava da kapattı biraz. Ve çok soğuk. Burdur'a gidip arkeoloji müzesini gezmek zamanımız yetmeyecek korkarım ki. Çünkü çok geç olmadan eve de dönmek zorundayız. Ufaklıklar malum acıkıyorlar. Şimdi herhalde karnımız aç. Üşüdük. Bucak'ta kent ormanında yemek yiyip direkt devam eve. Tamam, süper. Daha önce Bucak gezimizde Oğuzhan kent ormanı var Bucak'ın. Orada bir yemek yemiştik. Çok da güzel. Yani hem ortam çok güzel hem etleri çok güzeldi. Şimdi o zaman orada bir yemek yeriz. Evimize döneriz. Müzeyle İnsuyu Mağarası başka bir sefere kaldı. Ya bir de burada da iki tane müze var. Gitmişken ikisini de gezmek gerekiyor. Evet. Doğru. Neyse, onu da başka bir sefere ayarlarız. Yemekte buluşuruz. Sıcacık girdik, oturduk, siparişimizi verdik. Burada da şöyle şöminemiz yanıyor. Gelsin mamalar. Evet. Süzme yoğurt, patates, kuzu pirzola, kuzu şişten oluşan yemeğimiz. Hak ettik ama Bülent, değil mi? 4 saattir geziyoruz, yazık. Hadi bakalım. Mutlu Mesut çay faslı başladı. Evet, Bucak kent ormanında güzel etlerimizi yedikten sonra nasıldı Bülent? Harika vallahi, tesadüf değilmiş. Geçen sefer geldiğimizde de çok güzeldi, şimdi de çok güzel. Yani bravo, çok güzel et hazırlıyorlar. Hı hı. Köpek, ay köpek. Aman çocuğum. Oğuzhan Kent Ormanı, yolunuz düşerse bu taraflara, Bucak'a mutlaka bir uğrayın deriz biz. Şimdi artık evimize dönüyoruz. Bugün tam planladığımız şeyleri yapamasak da çok bence keyifli bir gün oldu. Saganosuz çok etkileyici bir antik kent. Çok büyük. Çok büyük. İşte yaklaşık 4 saat dolaştık hiç oturmadan. Sonuna doğru da rüzgar bayağı bir sert ve soğuk esmeye başladı. Hatta yanaklarım yanmış. Şey olmuş soğuktan. Şimdi onların neler çektik, ne yaptık çok büyük bir merakla bekliyorum. Şimdi eve gidip onları hemen bir yükleyip bakıp sonra montajlara geçeceğiz. İşte ilginç tarafı, o soğukta insanlar orada nasıl yaşamışlar? Değil mi? Belki yazlıktır. Kışlıkları başkadır. Yazın Antalya'ya geliyorlar. Evet, hani Antalya'da yerler şey oluyor ya. Yazın oraya gidiyorlar. Evet, kışın Pamfilya'da, yazın Sagalassos'tadırlar belki. Olamaz mı? Olabilir. Bugün de böylece bitti. Umarım yine güzel gezilerle bir arada oluruz. Hoşçakalın.